Evet, en son analiz yapmıştık. Yaptığımız analiz sonucu da kuşatılmamış kolon hataları ve kesik yetersizlikleri vardı. Bu yetersizlikleri büyük ölçüde giderdik. Sadece bir adet döşemede, şu yangın merdiveninde bir problem oluşmuştu. Bunu da giderdikten sonra analiz sonuçlarını değerlendirmeye başlayabiliriz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Mimari planda şu binamızın arkasında böyle bir girinti çıkıntı yok. Burada düzmüş. Ben böyle bir incelerken fark ettim. Mimari plandan da sizlere gösterecek olursam. Arka taraf bakın böyle dümdüz. Düz olduğu için şimdi yeniden analiz yapacağım. Yeniden analiz yapmadan önce burayı bir düzelteceğim. Şurayı eski haline, yani doğru olduğu şekle çevirmek istiyorum. Şu döşemeleri geriye çekip şu döşemeleri yeniden buraya göre düzenleyebiliriz. Ama tabii bunun eğimi uymadı. Eğimi uymadığı için ben bunun ikisini de siliyorum. Şu aşağıdakilerin eğimi tam uyacağı için oraya. Bu aşağıdakileri buraya kullanıyorum arkadaşlar. Evet. Bunu da bu şekilde tanımladık. Şurada ne oldu? Tabii biraz geriye çektiğim için şurada bir kod farkı oluşmuş. Şunun düşük kodu ne? 232 alt kodu. Yani 232'ye gelmesi lazım bunun. Dolayısıyla şuna tıklıyorum sağa. Bakıyorum bunun üst kodu tabii. Onun alt kodu, bunun üst kodu. Burada ne olacakmış? 232 olacakmış. Çarpıya basınca bu da tam olarak düzeldi. Burada iki yönlü çalışabilir. Burada problem yok. Neden biri gözükmüyor? Evet, ikisi de var. Bazen görüntüyü yenilemek gerekebiliyor. Tabii isimleri yeniden sıralamak gerekecek. Sıraladık. Sürekliliği de yapacağım ama şu Bodrum'daki arızayı da giderelim. Ondan sonra yapalım. 118 kurtarmıyor burada. 118 nerede? Şu. 113 pardon. Burada 1705 olarak değişmiş. Biraz önce beraber baktık arkadaşlar. D113'tü. Neden böyle olmuş anlamadım. Neyse. Şimdi bu ben burayı silip yeniden tekrar tanımlamıştım. Bu sefer şey yapmak istiyorum. Burayı sileceğim. Sildikten sonra üst kattakini buraya kopyalayacağım. Üst kata geçiyorum. Sadece bu merdiveni kopyalayabilmek için kat düzenleme menüsüne girmem lazım. Plakları seçiyorum. Bakın, plakları seçtikten sonra şöyle bir akslarla sınırlanan alanı seçtim. Merdivenin hepsini seçtim. Şuradan şu döşemeyi iptal ettim vardı. Bunu aşağı kata kopyalamak için şu seçimli kat kopyalamaya tıklıyorum ve bir numaralı katı kopyalanacak olarak belirtiyorum. OK'ye tıkladığımda bu katı ben 1'e kopyaladım. Evet, isimlerini şöyle bir yeniden genele geçip isimlerini yeniden düzeltiyorum. İsimlerini yeniden düzelttikten sonra şu en aşağıda çok ince bir eleman var. Bunu sildim. Burası zaten zemin. Bodrum tabanına iniyor. Bu en son basamak. Buradaki en son basamak. İsimleri düzelttik. İsimleri düzelttikten sonra şu döşeme sürekliliğini de bir tekrarlayalım.
Evet, bunu da yaptıktan sonra kaydediyorum. En son bir hata kontrolü yaptırıyorum. Hata kontrolünde hata çıkmaması durumunda analiz yapabiliriz. Bir adet plak ismi hatası varmış. Tıklayınca bu isim hatası düzeldi. Ama tabii plak ismini değiştirince şuradan bir değişiklik oldu mu? Plakların ismini yeniden sıralamam gerekiyor mu? Nasıl bir düzeltme yaptığından tam emin olamadığımda aslında önce bir plakların ismini sıralayıp yeniden ondan sonra şöyle bir plak sürekliliği yaptırmamda fayda var. Ondan sonra bir daha hata kontrolü yapabiliriz. Evet, kaydediyorum yine. Bu sefer hata kontrolü yapıyorum yeniden. Yine değişti. Bakın biraz önce şurası 118'di, 119 olmuş. Yani o hata kontrolünde çıkan düzeltme yapıldıktan sonra da bir döşemelerin isimlendirilmesinin sıralamasında değişiklik oldu. Evet, hata bulunamadı dedi. Şu an ben analize hazırım. Analiz yapalım. Analiz yaptıktan sonra zaten büyük ölçüde yetersiz elemanları sorunlarını gidermiştik. Bir döşeme kalmıştı. Onu da şimdi inşallah üstesinden geliriz. Bundan sonraki aşamada bütün elemanların kesiti yeterli ama yine de yapıda bakılması gereken, kontrol edilmesi gereken bir takım hususlar var. Bununla ilgili detaylı anlatımı geçmişteki videoda analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde daha detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Ben burada sadece menülerden ziyade bu binanın sonuçlarına kontrol edeceğim. Menüleri anlatmaktan ziyade. Zaten baştan beri biz bu ders kapsamında bu projeyi programda giriyoruz. Programın kullanımını öğrenmek için daha önceki videoları izlemenizi tavsiye ederim. Yani burada ben menülerden kullanımdan ziyade projeyle ilgileniyorum. Dolayısıyla temas etmediğim noktalar veya menüler olabiliyor. Onunla ilgili eğer ilave bilgiye ihtiyaç duyarsanız da dediğim gibi daha önceki YouTube'da bulunan videolar işinizi görecektir. Analiz bittikten sonra genel deprem raporundan başlayacağım. Ondan sonra kolonlar, kirişler, döşemeler, temel bunların hepsini şöyle bir kontrol edip herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Bakacağız. Evet, analizimiz bitti. Raporumuz yayınlandı. Genel deprem raporu. Burada hiçbir şekilde kırmızı bir çarpı olmamalı. Hepsi yeşil tik kontrollerdi. Devrilme momenti koşulu sağlıyor. Bu ne demek? Eğer sağlamasaydı R katsayısını değiştirmek zorunda kalabilirdik taşıyıcı sistem davranış katsayısını. Perde taban moment oranları birbirine yakın olması iyidir. Mümkün olduğu kadar. Herhangi bir düzensizlik bulunmadığı gözüküyor. Düzensizlik olmadığı takdirde 0,8 olarak kullandığımız bir katsayı var. Beta katsayısı. Eş değer taban kesme kuvveti büyütme katsayısı. Bunu düzensizlik olsaydı 0,9 alacaktık. Herhangi bir düzensizlik de bulunmadığı için bunu değiştirmedik mesela. Bunu yeniden buraya döneceğim. Bunu şimdilik kapatıyorum. Kesiti yetersiz bir eleman var mı? Öncelikle benim ilgilendiğim konu bu. Buna tıklıyorum. Bakın buradan böyle bir mesaj almanız lazım. Kesiti yetersiz eleman yok.
Yani öncelikle binanızda bunu sağlayacaksınız. Bunu sağladıktan sonra da statik açıdan binanız ne kadar sağlıklı, kolonlarınız, kirişleriniz, döşemeleriniz, bunları da bir kontrol edeceğiz şimdi hep beraber. Evet. Şimdi şu raporu yeniden açayım. Raporu inceleyelim. Bir bakalım beraber. Bina ile ilgili bilgiler, zemin sınıfı ve deprem parametreleri, periyotlarımız, ivme katsayılarımız burada görüntüleniyor. Spektrum eğerimiz ve buna karşılık gelen periyot ve tasarım spektral ivmeler. R katsayımızı 7 aldık. Hemen altında periyot ve modül analiz sonuçları var. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü mod kaç mod olarak çözmüş? 18. Devam ediyor. 27. Evet, 27 mod kullanmış. Bizim burada dikkat edeceğimiz husus mesela modül analiz yapı, periyot ve vektörlerinde şu modlarda burulmanın çok olmaması. Yani eğer bu burulma her modda burulma varsa sıkıntı var demektir. En azından toplam 27 modun böyle üçte birini falan geçmemesi daha iyi olur. Birinci, ikinci modda özellikle hiç vurulmakla karşılaşmamamız, yapının hakim titreşim periyotlarında vurulma olmaması önemlidir. Bizim birinci modumuz X yönü, ikinci modumuz Y yönü. Buradaki hakim titreşim periyotlarımızda 1,99 ve 1,68 saniyede bir vurulma etkisi gözükmüyor. Burada bakacağımız şeyler bu birinci, ikinci mod öncelikle. Sonrasında da bütün modların toplamında bu vurulma B olarak gözüken ifadelerin çok olmaması. Daha çok X, Y modların üçte birinde gibi vurulma gözüküyor arkadaşlar. Şimdi burada eşdeğer deprem hesabı var. Öncelikle şurada bir hesaplama görüyorsunuz. Bu deprem yönetmeliği madde 4.7.3.2'ye göre yapılan bir hesap. Binada hesaplanan hakim doğal titreşim periyodu şu formülle hesaplanan değerin 1,4 katını geçmemeli. Yönetmeliğe göre, deprem yönetmeliğine göre. Burada CT diye bir ifade kullanmış. CT 0,07 yönetmelikte. Bir de biz burada haşen bina yüksekliği, bina yüksekliğini kullanırken bodrum katı dahil etmeden kullanmalıyız bu haşen. Bodrum katının yüksekliğini dahil etmeden kullanacağımız yükseklik. Bakın burada zaten haşene 48 metre demiş. Bodrum rijit perdelerle çevrili olduğu için dahil etmiyoruz. Normalde 17 tabliyemiz var. 17 tabliyemizde 3 metreden 17 çarpı 3 51 yapar. Biz burada bodrumu dahil etmemiş oluyoruz. 3 metrelik bodrumu çıkararak. Bu hesap sonucu ne olmuş? Şu binamızın doğal titreşim periyotları hakim 1,99, 1,68. Nereden bunu buldu? Bakın biraz önce şurada da gösterdim. 1,99, 1,68. X yönü, Y yönü. Bu değerleri almış. Formüldeki hesaplama sonucu bulduğu periyotlar 1,4 katından küçük olduğu için bu şart sağlanmış yönetmelikteki. Bunun kontrolü yapılmış. Vurulma ve kütle atalet momentlerine geçilmiş. Kat kütlesi ve rigidlik merkezi hesaplanıyor. Niçin? Eşdeğer deprem yüklerini hesaplamak için. Burada Bodrum'da ayrı bir R taşıyıcı sistem davranış katsayısı kullanmış. Burada kat kütlelerini, ölü yüklerden, hareketli yüklerden gelen kütleleri ve yüklerin etkettiği noktaları görüyorsunuz ve toplam kütle hesabı. Toplam yapının kütlesi 7.345. Sanırım bu ton arkadaşlar. Dayanım fazlalığı katsayısı. Bakın bütün katlarda 2,5, Bodrum'da 1,5. Bu hesapları SAP 2000 dersinde ben ayrıntılı olarak elle hesabını
Excel'de gösteriyorum. Bunların videolarını yükleyeceğim. Orada bunların mesela neden 2,5, neden 1,5 veya şu yukarıda göstermiş olduğum hesaplamalar, eşdeğer deprem yükünde şu yüklerin kat kat yüklerinin hesaplanması vesaire detaylı bir şekilde anlatılıyor. Onlardan bu hesapları merak edenler varsa o videolardan da faydalanabilir. Ben burada sadece kısaca programın çıkardığı sonuçları şöyle bir bakıp nedir ne değildir ifade etmek için. Mesela burada hesapladığı VTX ve VT'yi bu eşdeğer deprem yükleri X yönündeki ve Y yönündeki şu ifadelerde büyük olmalı. Burada bir 0,8 ile çarparak bir kontrol yapmış. Bunu 0,8. Bunu neye dayanarak yapmış? Tam olarak emin olamadım arkadaşlar. Ama şu katsayı acaba şey olabilir mi? Vurulma düzensizliği beta katsayısı bilemiyorum. Bunu ben bir kontrol edeyim. Aşağıda bakın bir de şurada yine Türkiye Bina Deprem Yönetmeni 2018'de Bodrumlu yapı periyot kontrolü var. Madde 331 var. Bina tabanı ve bina yüksekliğinin belirlenmesinde iki tane madde var deprem yönetmeliğinde. Bu iki maddeden sağlanması durumunda binanın tabanı zemin kat kotu olarak alınabiliyor. Dolayısıyla burada böyle bir binanın hakimine doğal titreşim periyotlarını buluyor. Sonra binanın bodrum kütlesini dahil etmeden bir analiz daha yapılıp bulunan periyotlar la binanın bodrum katının kütlesi dahil edilerek bulunan periyotların birbirine oranı 1,1'den küçük olmalı. Eğer küçükse bu durumda bodrum kattaki elemanların ağırlıklarını dahil etmeyebilirim. Yapının analizinde yani kat yüksekliğinde de bodrum katı dahil etmeden binanın yüksekliğini belirleyebilirim. Bina tabanlı bodrum perdelerinin üst kotundaki kat döşemesinden tanımlayabiliyormuşuz demek ki bu binada. Buna göre ilerleyen hesaplar buna göre yapılmış. Tabii üst ve alt yapı ayrı ayrı değerlendiriyor deprem eşdeğer deprem yükünde. Bu durumda dayanım katsayıları, dayanım fazlalığı katsayıları, taşıyıcı sistem davranış katsayıları değişiyor. Burada rüzgar kuvvetleri verilmiş, yapıya etkileyen. Kat deplasmanları önemli. Bunları neden hesaplıyoruz? Bütün düzensizlik kontrollerini yapabilmek için hesaplıyoruz. Bu da devrilme momenti hesabı yapmış. Taşıyıcı sistem davranış katsayısının değişip değişmemesi gerektiği ile ilgili. Devrilme oranı 0,40'tan büyük çıkmadığı için herhangi bir koşul sağlandığı için değişikliğe gidilmemiş. Düzensizlik kontrolleri var. A1, B2 düzensizlikleri kontrolleri yapılıyor. A1 burulma düzensizliği. Pardon. Evet, A1 burulma düzensizliği biliyorsunuz. Bu önemli. Bunun kontrolü yapılıyor. Bir de B2 düzensizlik kontrolü yapılmış. A1'e göre 1,2'den küçük olması lazım. Maksimum deplasmanın ortalama deplasmana oranı. Burada da hep tik atılmış. Gerçi bu A1 burulma düzensizliği yok yapımızda. Bütün koşullar sağlanıyor. B1 ile de ilgili bir şey doğrultu düzensizlik kontrollerinde de düzenli olarak bulunmuş. Yani buraya böyle bu şekilde bir göz atabiliriz. Bu hesaplamaları elle biliyorsak tabii buraya bakınca bir şeyler anlayabiliriz. Mantıklı gelir. Eğer elle hesaplamaları bilmiyorsak ve buradan yazan ifadeler hakkında bir fikrimizin oluşabilmesi için deprem yönetmeliğini bu koşullarını açıp okumamız gerekiyor arkadaşlar. Buraları değerlendirebilmek için. Şimdi burayı kapatıyorum. Binamıza geri dönelim. Menülerden şöyle aşağı doğru ineceğim. En yukarıdaki menüde binanın deprem ile ilgili ve parametrelerini görüyoruz. Aşağıda beton sınıfı, çelik sınıfı, güvenlik faktörleri, yük azaltma katsayıları vesaire gibi bir
Böyle yapı ile ilgili genel bir bilgiler var. Zemin emniyet derinmesi, zemin yatak kat sayısı, depreminki alt yüksekliği 3 metre. Bakın bodrumda rejik perdeler var diye böyle yaptık. Bina ile ilgili genel bilgileri buradan kontrol edebilirsiniz. Aldığınız beton sınıfı, çelik sınıfı vesaire deprem parametrelerini buradan kontrol edebilirsiniz. Hemen altına geçtiğimde donatı seçimi var. Bakın yaptığınız projede belli başlı donatıları kullanıp bazılarını kullanmak istemeyebilirsiniz. Bu menüye tıkladığımda şöyle bir liste açıldı. En üstteki döşeme donatısı. Atıyorum ben döşemede 8, 10, 12, 14, 16, 18 kullanılsın, 20'lik kullanılmasın diyebilirim. Bir de hasır donatıyı eğer burada işaretlerseniz ki bende şu anda işaretli çıktı. Döşemelerime hasır donatı atar ki bunu ben istemiyorum. Yani bir pilye bir düz şeklinde plak döşemelere donatı kullanmasını istiyorum. Hasır donatı daha çok tünel kalıp tekniği kullanılarak yapılan binalarda kullanılıyor. O yüzden butiki kaldırdım. Butiki kaldırınca şimdi döşemelerin donatısı değişecek. Şurada plak opsiyonu diye bir menü var. Burada da pilye kırılıp kırılmamasına karar verebiliyorsunuz. Minimum donatı çapı ve aralığı da buradan belirlenebiliyor ama buradaki yazanları değiştirmenizi tavsiye etmem. Zaten yönetmeliğe göre buradaki minimum düz, mesela döşemede minimum 8'lik kullanılabilir. Pilyesi, ilavesi vesaire. Bunlar zaten yönetmeliğe göre oluşturulmuş şeyler. Ha, kullanıcı müdahale edebiliyor ama bunlara müdahale etmenizi tavsiye etmem. Kiriş donatılarına geçelim. Kiriş donatılarına bakın. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 kullanmış. 20'yi yine iptal ettim. 18'lik de kalsın en fazla. Şurada minimum kiriş donatısı da bakın 12'lik, etliyesi 8'likmiş. Tamam. Burada kirişlerle ilgili opsiyon da var. İkinci etliye eğer istiyorsanız ikinci etliyeyi belli koşullarda yukarıda yazmış mesela. Etliye aralığının E mesafesi. Den düşük olması durumunda veya BE'nin BW'dan büyük olması durumunda burada etliye opsiyonları 8'lik, 10'luk, 12'lik için verilmiş. 12'lik için bu tıklanmış arkadaşlar. Evet. Yani buraları kurcalayabilirsiniz ama ben bir değişiklik yapmıyorum burada. Kolonlarda da bakın ta 28'liğe kadar seçilmiş. 18'liğe kadar gelmesi yeterli. Temelde de aynı şekilde. Kolonlarda da yine çift etliye opsiyonu var burada. Hangi şartlar altında D bölü B oranının kaçtan küçük olması durumunda ikinci etliyeyi uygulamasını istiyorsanız mesela D bölü B 2'den küçük olursa ikinci etliye uygulansın demişiz bizim projemizde. Bu şekilde bir durum var. Bu kolonun dar yönündeki koşul, uzun yönündeki koşul da 1.25 olursa ikinci etliye uygulansın denilmiş. Evet, kolonlarla da ilgili donatılarla bu şekilde gösterebilirim. Okey deyince biraz önce şimdi benim binamda kullandığı demirleri yeniden revize edecek. Eğer daha önce belirlenmiş sınırlara göre kullanılmış donatılar varsa. Burayı kapatacağım okey deyip ama öncesinde bakın kolon için minimum boyuna donatı ve etriye çapı da verilmiş. Perde içinde başlıklarda minimum boyuna donatı, gövdede, perde gövdesinde minimum 12'lik etriye veya tevzi demirleri de 8'lik olarak verilmiş. Temelde de minimum boyuna donatı 12'likmiş bakın. Okey dedim. Yeniden bütün demirleri güncelliyor benim seçim aralığıma göre. Evet. Devam edelim. Şu sonuçların alınması buna daha sonradan geleceğiz. Şu düzensiz kat donatısı kopyalamayı güçlendirme vesaire diğer işler için kullanılan bir menü. Şu an için bir kat donatısını benim kendim manuel olarak girip kopyalamamı gerektirecek bir durum yok. Şu bizim bakacağımız asıl ilk kesitte gerilme kontrolüydü. Bunu geçen hafta zaten
detaylı bir şekilde bütün yetersiz kesitli elemanlar burada listeleniyordu. Biz bunları tek tek ele alıp yeterli hale getirdik. Yani bu arada şu aklıma geldi. Bunu şu kolonlarda kuşatılmış kolon hatası vardı. Bütün katlarda, bu hizada, bu kolonda. Bunu ne yaptık? 5 santim yukarı çektik. Bunu ne yaptık? 5 santim genişlettik. Yani simetrikliği bozmuş olduk. Ben aslında ikisinin de etkisini görmek için, yani ikisinden birinde hatayı gideremeseydim diğerini tercih edecektim. İkisini de denediğimizde ikisinde de iş gördü. Yani burada mühendisin seçimine kalmış. İster 5 santim yukarı, ister 5 santim kesme yönündeki dayanımını arttırılabilir. Diğerini de aynı hale getirip bir kere daha analiz, daha sonra yapalım. Şimdi bununla vakit kaybetmeyelim ama bu da aklımızın bir köşesinde kalsın. Bu kolonları standart birbiriyle simetrik hale getirmem gerekiyor. Sıradan devam edeyim. Şurası metraj keşif özeti. Metraj keşif özetine girdiğimde beton metrajı her bir kat için toplamı bize veriliyor. Ayrıca döşeme kiriş kolon olarak da ayrı ayrı hesaplıyor program. Asmolen varsa asmolen miktarını veriyor. Kalıbın metrekaresini veriyor. Yani bu bilgiler önemli. Şantiye şefi olarak göreve başladığınızda bu betonu sipariş edeceksiniz. Sipariş ederken de elinizde böyle bir kolon, kiriş, döşeme ve kat toplamına ait beton metrajının olması iyi olur. Bunu hatta Excel'e aktarıp dosyalayıp saklayabilirsiniz. Excel tablosu dediğinizde program bunu Excel'e oluşturacaktır. Şu şekilde Excel'e aktardı. Bunu biraz düzenleyip içinde tabii bakın aşağıda daha metraj devam ediyor. Onları da göstereyim. Hepsini bir attı. Yani şurada 9'luk, 13'lük, 19'luk duvar tanımlamışım. Cam bölmelerim var sadece girişte. Sıvayı hesaplıyor. Duvar metrajı alabiliyorsunuz. Tabii mimariye tam %100 uygun girerseniz bu değerler işinize yarar. Yani ileride duvar sipariş edeceğinizde, tuğla veya birike sipariş edeceğinizde projeden hesaplayabilirsiniz tabii ki ama burada da bu bilgiler var. Donatı metrajına geldiğimizde bakın 8, 10, 12, 14, 16, 18 seçmiştim. Birinci kat döşemesine ne kadar 8'lik, ne kadar 10'luk, 12'lik varsa diğerlerinde miktarlar gözüküyor ve birinci kat toplamında bütün demirlerden ne kadar kilogram ve kat toplamında ne kadar demir gerektiği burada yazıyor. Evet. Katta 104 metreküp betonum var. Genelde bunun %11 gibi yani 104 ile 0,11'i çarpacak olursak 11,44 ton katta demir olmasını bekleriz. Kat kat da burada verdiği için değişik çaplardaki demirleri bunları da sipariş ederken göz önünde bulundurarak demir siparişinizi buradan yararlanarak verebilirsiniz arkadaşlar. Metraj keşif özeti yapıyor ama keşif özeti yaparken tabii buradaki fiyatlar güncel değil. Eğer güncel fiyatları siz güncellerseniz şuradaki toplam olarak maliyetinizi de görebilirsiniz. Birim fiyat bilgisine şuradan ulaşıyorsunuz. Bakın şuradaki tablodaki fiyatları biliyorsanız bizim kullandıklarımız kırmızı olanlar. Bunları buradan güncelleyip okey dediğinizde yeniden program metrajda bu şeyi hak edişi yeniden hesaplar. Sonra şu Excel'de bu demir falan hepsi var tabii. Excel'i biraz önce göstermiştim. Onlar mevcut bulunuyor. Burada moment diyagramları var. Eğer bakmak isterseniz değişik kombinasyonlara göre ve modlara göre kombinasyonu seçip yüklemeyi seçip yapının
Moment diyagramlarını görüntüleyebilirsiniz. Bir aks seçiyoruz sanırım şuradan. Evet. C aksını seçtim. C aksını seçince buradaki moment diyagramı görüntülendi arkadaşlar. Ben daha çok bakacağımız şeylerden ve pratikte kullanacağınız menülerden bahsetmek istiyorum. O yüzden menülerin tanıtımından ziyade dediğim gibi analiz sonrasında neye bakacaksınız? Burayı zaten konuşmuştuk. Genel deprem raporuna girmiştik. Şimdi en önemli kısma gelelim. Şöyle bir menüleri tanıttıktan sonra projemde de herhangi bir kesitte yetersiz eleman yoksa ben sırayla kolon perdelerimi bir kontrol edeceğim. Öncelikle mesela şu kolonuma tıklıyorum ya da S101'den başlayabilirim. Yani şurada 101 nere? Şu kolon. S101'e tıkladım. Bu kolonun boyutu 30'a 120. Bakın şurada yazıyor. Yukarıda sol üstte 30'a 120 olarak yazıyor. Ben burada dikkat edeceğim şey pursantaj dediğimiz kolonların donatı alanının beton kesit alanına oranı. AS bölü AC şu ifadeler yani. Buna neden bakıyorum? Kolonun eksenel basınç yükü ve eğilme momenti taşıyan elemanlar. Dolayısıyla bu yükü taşımada basınca çalışması açısından kolon zaten betonarmenin basınca çalışan elemanı. Dolayısıyla herhangi bir eksenel yük taşıma olayında ben demirden çok bu yükü beton kesitin taşımasını isterim. Kolonlarda da minimum %1, maksimum %4 donatı olması lazım. Bakın burada ne verilmiş? AS bölü AC %1'e yakın. Yani bu %1'e yakın olduğu zaman ben şunu anlıyorum. Beton kesitim basıncı taşıyor. İlave bir basınç kuvveti olsaydı belki demire yük binecekti. Ama şu an için demirimden çok yükü, basınç kuvvetini beton kesit taşıyor. Yani olmasını istediğim şey de bu. Atıyorum bakın burada 0.02, 0.03, 0.04 zaten 4 ve üstünü yönetmelik kabul etmiyor da yani 2, 3, 4 gibi ifadeler görseydim şurada 0.02 gibi buradan çıkan sonuç basınç yükünü beton kesit yetersiz. Dolayısıyla program içine ilave ekstra demir atarak bu yükü taşıtıyor anlamına gelecektir. Ve bunun bu şekilde olmasını istemiyorum çünkü demir pahalı. Ayrıca beton basınç dayanımı yüksek bir malzeme. Bu konuda yük taşıtma görevini betona yüklememiz gerekiyor. Dolayısıyla kolon kesit boyutlarını seçerken cömert davranmamız lazım. Ve buradaki pursantaj oranlarında 0,01'e yakın olması gerekiyor. Bakın Bodrum'da 0,01 ama yukarıda biraz artmış. Neden artıyor? Burada Bodrum perdeleri var. Dolayısıyla daha rahat. En alttaki kolon olmasına rağmen daha rahat oluyor. Çünkü kenarlarında panel var. Ama yukarı katlarda 0,011 yani biraz daha azaltılabilir. Bakın mesela şuradaki boyutu 35 yapacak olsam en yukarıda. Neden en yukarıdan yaptım? Aşağılarda büyüsün diye. Bakın ne oldu? 0.0101'e düştü. Aslında bu ne demek oluyor? Benim bu kolonum kesiti 30'a 120 betonarme olarak tam limitte yani. 35 yapsam daha iyi. Demiri azalttı çünkü. 0.011 iken 0.010'a düşürdü. Ve çok büyük bir fark değil ama bu 0.01'e yaklaştırmanız gerekiyor. Bütün kolonları. Ne için? Ekonomik bir tasarım yapmak için. Hem de binamızın düşey taşıyıcı sistemleri önemli. Deprem açısından en önemli elemanlar. Onların zarar görmemesi gerekiyor. Demire yük taşıtmaktansa beton kesite
yük taşıtmayı tercih etmeliyiz. Ben buradan 35 yaptım. Yeniden analiz yapmama illaki gerek var arkadaşlar. Buradan ne değiştirirseniz değiştirin. Eğer ben bu değişikliği kalıcı olmasını istiyorsam buradan mesela çıktım. Burası 35 olmuş ve dışarı taşmış. Dışarı mı taştı acaba? Simetrikten kontrol edelim. Burası yok, içeri büyümüş. Bakın, burası 10'muş veya neyse. Tarafta daha büyük gözüküyor. Zaten akslarımızda kaçıklıkları ayarlarken buna dikkat etmiştik. Dışarı büyümesin, içeri büyüsün. Dış kontürdeki kolonlar diye. Şu simetriyi de değiştirelim bari. Aynı olsun. Evet. Şimdi şuradan başladık. Geri dönelim. Yani menüleri ben çok tanıtımına girmeyeceğim dedim ama şöyle bir bakacak olursak buradan donatı düzenlenebiliyor. Yani programın attığının haricinde siz adet, çap ve sayıyı gövdede başlıklarda değiştirmek istiyorsanız mesela şurada gövdede ne var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 16 var. Atıyorum et kenar donatıya tıkladım. Bu kenar donatı. Gövdeler şu ortadakiler. Bakın şurası gövde. Şuralar ne? Kenar. Şurada kenar. Şimdi ben kenara tıkladım. Tıklayınca bu menüyü kullanırken bura değişecek. Hangisine tıklarsam aşağıdaki menüde donatı çapı arttırımı ve azaltımında, adet arttırımı ve azaltımında bu tıkladığım bölge değişecek. Mesela 12,07 8,40'tan büyük. Gerekli olan 8,40. Şu anda içindeki mevcut 12,07. Neden 6 fi 16 kullanmış da 5 fi 18 kullanmamış? Şimdi anlayalım bakalım. 12,07. 5'e düşürdüm. Hala kesik yeterli ama bu sefer gövdede bir problem oluştu. Çapını 18'e çıkardım. Gövde düzenli burada 12,73'e çıktı. Bakın programın işte burada 6,16 kullanıp 5,18 kullanmamasının sebebi bu. 12,07'den 12,73'e çıkıyor. Yani STA4CAT bunları değerlendiriyor. Diyor ki ben buraya 5,18 de atabilirim, 6,16 da atabilirim. Ama hangisi en ekonomikse, bakın şurada tablo var. 16'lık atarsam 4 tane 16'lık, 8, 9, 5 tane 16'lık atarsam 10,05, 6 tane 16'lık atarsam 12,07. Şunlar da yeterli. Evet. 12,07 yeterli burada. Kenarda aslında 10,05 de yeterli gözüküyor da gövdeyi yetersiz hale getiriyor. Şunlara tıkladığım zaman bakın değişiyor onlar. Dolayısıyla gövdeyi etkilediği için şunlar aslında yeterli gibi gözükse de yeterli değil. Kırmızı ile olanlar zaten yetersiz alanları gösteriyor. Bu yetersiz alanları kendi şuradaki gerekli donat alanına göre bakıyor ama dediğim gibi biraz önce gövde donatısında da bir problem oluşturdu. Şurada eğer çift etriye kullanıldıysa etriye ile ilgili adet değişimi falan yapılabiliyor. Yani bu menünün kullanımı da aşağı yukarı bura. Etriye bakın. Bura en kesik, boy kesik yok ama 8'lik sıklaştırma bölgesinde 5 santim arayla orta bölgede 10 santim arayla etriye kullanılmış. Burada değişikliği kaydetmiyorum ben. Çıktım buradan. Altında hemen boyut değiştirme ile ilgili bilgiler var. Yani burada kolon maliyeti, yetersiz kesik, kuşatılmış kolon ve yetersiz süneklik alanı var. Şöyle küçülttüğüm zaman ben bakın o yetersizlikler de küçülecek ama 20'nin altına gitmiyor ya. O yüzden gözükmüyor. Şuradan da artıyormuş. Küçültmeye çalışayım. Yetersizlik uyarılarını ha. Geldi yetersizlik uyarıları, yetersiz kesit vesaire. Buradan da böyle bir tablo şeklinde maliyetin boyutlara göre incelenebiliyor ama çok da böyle şey olduğunu söyleyemem, kullanışlı olduğunu. Çünkü buradan siz maliyeti düşükmüş, iyi deyip şöyle bir kesiti seçtiğinizde analiz yaptığınızda kesin yetersiz hale geldiğini görebiliyorsunuz. Sonuçta binada bir enerji dağılımı var. Son yapılan analize göre bir değerlendirme
sonucu o kesiti küçülttüğünüzde yeni bir analiz yaptığınızda şartlar fazlasıyla değişmiş olabiliyor arkadaşlar. Kolon etki diyagramı burada gözüküyor zaten. Kolon donatı tablosunu şurada gözüken tablo eğer başta çıkmazsa buraya tıklayarak yeniden görüntüleyebilirsiniz. Şu kuşatılmış kolon kontrolünde kullanılan menü. Herhangi bir hata bunda yok. Bodrum kat kolonu olduğu için burada kuşatılmış kolon kontrolü yapmıyor olabilir. Şuradan bir değil de ikiye çıkalım. Buna tıklayalım. Bakın kuşatılmış kolon kontrolünü burada yapıyor. Yüksek sünek yapılarda kuşatılmış kontrol yapılır. Kolon kontrolü. Düşük sünekli yapılarda kuşatılmış kolon kontrolü, daha doğrusu sınırlı sünek yapılarda kuşatılmış kolon kontrolü yapılmaz. Yapımızın yüksek sünek olması gerekiyor bu kontrol için. Geçen hafta burada yetersizlikler olan bir takım kolonlar vardı. Bunları yeterli hale getirdik. Güçlü kolon kontrolü var. Bu hesapları inceleyebilirsiniz. Güçlü kolon kontrolünde ne oluyordu? Kolonların düğüm noktalarındaki alt kolon ve üst kolonun momentlerini toplamı, kirişlerin moment, sol ve sağ kirişlerin moment toplamının 1.2 katından büyük olması gerekiyordu. Neden böyle bir kontrol yapılıyor? Deprem esnasında bir mafsallaşma oluşacaksa kirişlerde oluşsun, kolonlarda oluşmasın. Yapımız tamamıyla kolon, çünkü göçerse yapı çöker. Kolon göçmesin, kirişte lokal göçmeler, kopmalar olabilir gibisinden burada da bir kontrol yapılıyor arkadaşlar. Evet, kolon kesme güvenliği var. Burada hesaplamalardaki kullanılan formüller ve hesaplamalar gösteriliyor. Buradan da yine kontrol etmek istediğiniz şeyler olursa bakabilirsiniz. Benim kolonlarda asıl size söylediğim, inceleyeceğiniz, kontrol edeceğiniz şey şu. Yani hiçbir şeye bakmasanız proje sonunda kesitler yeterli, şurada kesit yetersiz eleman yok diyor. Gireceksiniz kolonda teker teker. Bakın şurada ok tuşu var. 101, 201, 202, 203, 204, 205, 206 diye tek tek bütün kolonların şu tablosunu kontrol edeceksiniz. Bakın kolonlarda burada %1 ile %4 ama perdelerde %1 ile %4 değil. Perdelerde nasıl bir durum var? Başlık bölgesinde binde yanlış hatırlamıyorsam 1'di. Eğer kritik bina perde yüksekliğindeyse binde 2'ydi. Ve perdelerde de orta gövde bölgesinde minimum binde 2,5 bir donatı olması gerekiyordu. O yüzden burada binde %1 ile %4 aralığını perdelerde gözetmiyoruz. Perdelerde buna çok da dikkat etmemize gerek yok. Perdeler zaten kapasitesinin çok daha üstünde. Orada kolon bile taşıyacakken biz perdeyi süneklik için kullandığımız elemanlar. Tek tek bütün kolonlarımıza bakıyoruz. Pursantajlarını kontrol ediyoruz. Mesela biraz önce kuşatılmış kolon kontrolünde şunu mu yapalım, bunu mu yapalım demiştik. Bunu bu pursantajdan değerlendirebiliriz. Bunu açtığımda 110, yani %1.1, 40'a 70. Ama şurayı 50'ye çıkardığım olan kolona baktığımda 106. Yani bu daha da rahatlamış. Donat olarak 14-14, 10-14. Toplam 24 tane 14'lük var. Diğerinde bu daha büyük, bakın. Bu daha büyük. Diğerinde 12-8 20 tane. Diğerinde 24'tü değil mi? 12, 8, 20 tane. 20 tane 14'lük kullanmış. Tabii AS, AC küçük olduğu için burada pursantaj daha çok çıkıyor. Hani bunu mühendisin değerlendireceği bir şey. Yani donatı kesiti büyüdüğünce tabii bakın donatı artmış burada. 24, 4 çubuk daha artmış. Yani biraz donatımı taşısın. Yoksa kesiti büyüteyim, donatı da artsın. Yani güvenli olan bu aslında ama bu da kullanılamaz değil. Pardon, şu kolondaki donatı da kullanılabilir arkadaşlar.
Kolonları bu kadar yeter. Kolonlarla ilgili esas ana bakacağımız yer bura ve tek tek her birine bakmamız gerekiyor. Sağlıklı düzgün bir proje yapmak için. İkinci olarak kirişlere geçiyorum. Kirişlerde herhangi bir kirişe tıklayalım. Burada en çok zorlanacak kiriş hangisidir bilemiyorum ama şu kirişe tıkladım. Evet, sağ tarafta kirişin üzerindeki yükler. D202 döşemesinden gelen yük, D207 döşemesinden gelen yük, kirişin üzerindeki duvar yükü, kirişin kendi zati yükü vesaire bütün üst üste burada yüklemeleri göstermiş. 212'lik montaj üst, 314 sol üstte varmış. 314 düz yani alt çekme donatısı. T820'lik orta bölgeler 10 santim, pardon, Fi8 20 santim arayla orta bölgelerde 10 santim arayla sıklaştırma bölgelerinde etriye kullanılmış. Şunu öncelikle bir kapatayım. Bakın şurada donatıların yerleşimi de gözüküyor. Peki burada neye bakacağız? Şunu da kapatalım. Burada bakmamız gereken de arkadaşlar kirişlerde kesit yeterliyse gerilmelerin yeterli olması, kesitin yeterli olması bizim için kirişi o şekliyle kullanabileceğimiz anlamına gelmiyor. Şekil değiştirmeyi de hesaba katarak kontrol yapmamız lazım. Şekil değiştirmeyi buradaki sivme çatlak kontrolünden yapacağız. Baktığımızda kirişte maksimum 13,54 mm sehim yapabilir. Sehim sınırı 13,54 olduğunu anlıyoruz. Kirişin yaptığı sehimlere baktığımızda elastik, ani ve uzun süreli sehim olmak üzere 36,053, 1,35 milim sehim yapmış. Sehim sınırının çok çok altında bir problem yok. Yani bunlar tek tek kontrol edilmeli. Özellikle asmolen döşeme kullanan ve yatık kiriş yapan projesinde arkadaşların burayı çok dikkatli kontrol etmesi lazım. Mesela şu kirişe bakalım. Sehim kontrol açısından. Tek tek bütün kirişlere bakılacak arkadaşlar. Burada da herhangi bir problem yok sehim açısından. Şuradan 101 numaralı kirişe tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra şu ok tuşlarıyla 202 üzerindeki duvar ve döşeme yükleri bakın. 203, 204, 205 sırayla bütün katı dolaşacaksınız. Hepsine tek tek şu sehimleri kontrol etmeniz gerekiyor. 5,63 mm sehim izni var. 0,40 mm sehim yapmış. Ben mesela en çok şu anda merak ettiklerime bakıyorum ama gerçekte siz hepsine tek tek bakmanız lazım. Şu balkon konsolları, özellikle de şu konsol. Biraz önce burada mıydık bilmiyorum ama bu konsolun sehimini merak ettim açıkçası. Evet. Neredeyse hiç sehim yapmıyor. Çok rigid bir kiriş olmuş. Bunda tabii şöyle asmolen yapmamızın, yatık kiriş atmamızın ve yükü fazla kirişlere vermememizin de büyük katkısı var orada arkadaşlar. Evet, kirişlerde diğer menülerden de şöyle kısaca bahsedecek olursam şu aşağıdaki çıkan biraz önce kapattığım menü. Bakın yukarıdaki montaj donatısı ve alanı. Üstüne tıkladığım zaman burada 212'nin alanı, farklı bir donatı adedi ve çapı değiştirdiğimdeki alan değişimini görebiliyorum. Burada olması gereken 221'miş. Aşağıda yazıyor arkadaşlar. 212 atınca 226 büyüktür 221 gerekli donat alanı sağlanmış. Mesela aşağı tıklayalım 314'e. 314'e tıkladığımda 392 santimetre kare donat olması lazım. Kendisine kullanmış 314. 314 462 60. Bakın şu anda bunu kapattığım zaman 462 olduğu burada da yazıyor. Onun yerine 216 kullanırsanız 4,02 yapar.
biraz daha ekonomik gibi gözükse de bu mesnetteki momentlerden dolayı 3.14.60 olabilir arkadaşlar program. Tam olarak emin değilim. Buraları bu şekilde inceleyebilirsiniz. Pilye yok. Pilyeleri zaten iptal etmiştim. Bir de bakın mesnetlerde şöyle bir kement resmi var. Bu kement resmi şu anlama geliyor. İlave olan bir yer, mesela şurada 2.12 ilave var. Buradaki momente göre hem üst düzden 2.12 geliyor hem burada ilave olarak 2.12 var. Toplam ne var? 4.12. Bakın şurada gösterdiği alan 4.12'nin alanı. 4.52. 2.26 buradan geliyor. 2.26 buradan geliyor. 4.52. Gerekli olan donat alanı da 4.47. Bu şekilde gösterilmiş. Evet. Değişiklik yapabilirsiniz buradan donatıları. Hemen altında boyut değiştirme var. Aynı kolonlarda olduğu gibi maliyeti düşürme açısından kiriş yüksekliği vesaire enini, boyunu buradan düşürebiliyorsunuz ama dediğim gibi lokal olarak bundan yola çıkarak bir değerlendirme yapıp değiştirirseniz analiz sonucunda çok farklı problemlerle karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla burada fazla bir değişik, yani bir fikir vermesi açısından bakın tabii ama değişiklik yapmanızı tavsiye etmem. Bunlar yükleri gösteriyor. Zaten açık. Eğer siz incelemek istiyorsanız döşemeden gelen yük nedir? Duvardan gelen yük nedir? Kirişin zati yükü nedir? Buradan açık bakabilirsiniz. Kesme güvenliği kontrolü hesabı tablolarla, formüllerle verilmiş. Buradan kontrol edilebilir. Ama dediğim gibi en çok dikkat etmeniz gereken yer sehim ve çatlak kontrolü. Demek ki kirişlerde de neye bakacakmışız? Sehim ve çatlak kontrolüne bakacağız. Hangi durumda? Bütün kesitler yeterli diyorsa program. Yeterli dese bile bazen olabiliyor. Sehim sınırı aşılabiliyor. Aşıldığı zaman program ona dayanım yetersiz olmadığı için uyarı vermiyor. Ancak nereden görebiliyorsunuz? Hesap raporundan. Yani buradan kontrol edebileceğiniz gibi hesap raporundan da sehimin yetersiz olduğunu görebilirsiniz. Ama tabii çıktı da onu alırsanız rapor olarak. Buna da gelecek hafta geldiğimizde değiniriz. Evet. Kirişlerde de bu şekilde bir değerlendirme yaptık. Döşemelerde de benzer. Eğilme elemanı olduğu için atıyorum en büyük döşememiz şurası. Eğilme elemanı olduğu için döşemelerde de bakın düz ve pilye kullandırdık. Biraz önce şey vardı. Hasır vardı. Fi8 bölü 36 santim pilye. Fi8 bölü 36 santim düz. Pilyeler komşu döşemelere bakın geçiyor. Bunun geçebilmesi için ne yaptık? Döşeme sürekliliğini yaptık. Programda devamlı yapıyordum hatırlarsanız. Döşeme sürekliliğini açıyordum. Açmamın sebebi komşu döşemelere pilyeler uzansın. Mesnet momentlerini bu şekilde karşılayabilmek için. Çünkü basit mesnetli kiriş olarak değerlendirir. Aksi takdirde bu sürekliliği yapmazsam bu döşeme donatısı karşıya geçmez. Kendi içinde biter. Mesnet momentlerini karşılamadı o zaman ekonomik olmaz çözümlerimiz. İki döşeme arasında bakın ilave ekstra donatı var. Mesnet donatısı Fi8-28. Fi8 bölü 28 santim arayla. Burada demek ki mesnette ilave donatıya ihtiyaç duyulmuş. Bu döşemeleri de buradan x sol üst, x açıklık, x sağ üst, Y sol üst, Y açıklık, Y sağ üst olmak üzere 6 tane kutucuk var. Hangisine tıklarsanız tıkladıktan sonra adet ve çapı buradan değiştirebilirsiniz. Daha önce kolon ve döşemede gösterdiğim gibi. Burada da gerekli donatı alanları yani aralığa göre, döşeme aralığına göre hangi çaptaki donatının alanı neyse onu burada gösteriyor. Şu aşağıdaki gerekli donatı alanlarına göre mesela burada sol üstte X yönünde 377 donatı gerekiyormuş. Yani şu tarafta. Zaten açıklık donatısı Fi8 bölü 36. Bir tane pilye oradan geliyor. Komşu döşeme, bir de şu yandaki soldaki döşemeden bu pilye uzanacak buraya. Onun ikisini hesaba kattığımda yeterli donat alanı sağlanmış.
Sağa ilave atmış ama bakın burada sağda ilave var. Aslında solda da ilave gösteriyor. Ama onu o zaman görmek için şu döşemeye tıklamak lazım. Evet, her birinin sağında gösteriyor ilaveleri. Demek ki solda göstermiyor arkadaşlar. Yani bir tarafta gösterirse bir tarafta göstermemiş ama şöyle hesaba baktığımda ilaveyi burada görünce şekilde gözükmese de diğer döşemede onu gösterdiğini anlamış olduk. Şimdi gelelim döşemede neye bakacaksınız? Kirişte olduğu gibi sehim dedim. Bakın nerede yazıyor? Şurada yazıyor. Maksimum sehim 2,15 milimetreymiş. Sehim sınırı da 12,85 milimetre. Yani çok altında. Sehim yapmıyor döşeme. Sehim sınırını karşılıyor. Döşeme yüksekliği hemen altındaki 12 seçmişiz. TS500'e göre de en az 11,8 olmak zorundaymış. Tam sınırda neredeyse. Belki bu 15 santim bile yapılsa olur. Evet. Şunlar döşeme boyutlarıyla ilgili maliyet analizi. 12 bile bakın biraz önce gördünüz. TS500'e göre 11,8. Tamam 9 yapınca maliyeti düşüyor ama yönetmeliğin verdiği konstrüktif kurallara göre bunu en az 12 yapabiliyorum. Evet, donatıları görüntülüyor. Şu ifade şeye ikona tıkladığımda da donatılar gözüküyor. Demek ki döşemelerde de ne yapacağız? Şu aşağıyı kapatayım. Şu ok tuşlarıyla 201'den başladık atıyorum. Hepsini sırayla açarak şuradaki değerleri, sehim sınırlarını tek tek döşemeleri kontrol edeceğiz. Asmolen döşemede de hiç sehim yok. Güzel. Yani buradan bütün katları yani bir katı kontrol etseniz aslında bütün katlar hakkında fikir verir. Sıkıntılı bir yer varsa bütün katları o sıkıntılı yeri kontrol etmenizi tavsiye ederim. En azından analiz sonrasında bodrum değil tabii normal bir katı bütün kolonlarını, kirişlerini, döşemelerini tek tek tıklayarak döşemelerde ve kirişlerde sehimleri kontrol ederek kolonlarda da pursantaj dediğimiz donatı oranını kontrol ederek hesaplarınızı kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Genel olarak analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde bakacaklarımız bunlar. Yani şuradaki şartları sağlattıktan sonra kolonlarda, perdelerde, pursantajlar, kirişlerde ve döşemelerde de sehim sınırlarına bakacağız. Eğer bu şartlar sağlıyorsa kaliteli, düzgün, güzel bir proje yapılmış diyebiliriz.